Ne olsun ben Serdar. Bir başka soru cevap videosuna daha hoş geldiniz. Bu ikinci video. İki parça olan bölümün ikincisi. Dün sorduğunuz soruları cevaplamayacağım ben bunda. Bir hafta önceki sorduğunuz soruların diğer kalan kısmını cevaplayacağım. Kalan kısmı derken tüm yorumlar değil gene de. İçlerinden en iyilerini seçeceğim. Gelecek hafta ise bu hafta sorulan soruların en iyilerini seçeceğim ama tek parça halinde. Çünkü bayağı bir soru geldi. Neyse, başlayalım o zaman. Ne keşfetmek isterdin? Ben kesinlikle zayıf bir Big Smoke keşfetmek isterdim. Hayvan gibi hamburgerlere, pizzalara abanmayan, yemekten başka bir şey düşünebilen, yani o yeteneğe sahip olan bir Big Smoke keşfetmek isterdim. Abi, sen kendini asosyal diyorsun ama farkındaysan 27 milyon ahbap ile her gün bir iletişimdesin. Sosyalsin sen, sosyal. 27 milyon mu? YouTube'un en büyük ikinci kanalı olduk ahbaplar, yaşasın! Ya şaka bir yana, o çok güzel bir şey. Yani doğru söylüyorsun o konuda. Beni o sosyallik kavramından söküp alan bir şey o. Bana gerçekten çok yardımcı olduğunuz, hepinize teşekkürler. Abi, kanalın isminde neden 146 rakamı var? Çünkü ben bundan sonra 145 tane kanal açmıştım. Affedersin, 146 tane kanal açmıştım. Serdar, sonra Serdar 1, Serdar 2, Serdar 3 diye 146'ya kadar geldik. Hepsini kapattım. Sonunda 146 olması nedeni, şimdi ben ortaokulda bayağı kötüydüm, ezik biriydim. Kimse doğum günümü hatırlamıyordu falan, hiçbir arkadaşım doğum günümü hatırlamıyordu falan. Ben bayağı gaza geldim. Dedim ki ben şimdi büyüyünce bir şirket kuracağım, işte her yere yayılacak falan. Bugünkü Apple gibi, ne bileyim Microsoft gibi. Adını da 146 koyacağım. Doğum günü benim 14 Haziran'daydı. Oradan 14-6 diye şey yaptım, birleştirdim 146 olarak. Hani herkes görünce herkes hatırlayacak falan, böyle bir egoist havada oluştu. Ondan sonra kaldı öyle yani. Başka bir şeye dönüştü, bir sembole dönüştü. Uçabilsen uçar mıydın? Ben çok tembelim ya. Uçacağımı zannetmiyorum. Ne bileyim, yatardım ben gene. Uyumazdım. Yatarak film falan izlerdim. Oyun falan oynardım. Kitap okurdum ama ya, uçmazdım ya. Yorucu iş. Zaman alıyor. Boş ver uçmayı. Yatmak gibisi var mı? Uyumak gibisi değil. Yatmak gibisi. Uyumayı sevmiyorum ben. Siz uyuyun. Uyumaya ihtiyacınız var. Sadece benimle alakalı bir şey. Sadece ben yatmayı sevmiyorum, uyumayı sevmiyorum, yatmayı seviyorum. Artık bütün videolarında tam neyi yapacak mısın? Olmamış olanlar da var, onlar da yap. Evet, fark etmişsiniz. 1-2 haftadır videolarıma thumbnail koyuyorum. Eski serilerde thumbnail koyuyorum. Tabii ki thumbnail olmayan yüzlerce video var daha. Ama seri seri gidiyorum. Mesela Outlast'ta thumbnail hazırlıyorum. Sonra gidiyorum Call of Duty'ye thumbnail hazırlıyorum. Ne bileyim yani, böyle gidiyor. Abi, Güney Kıbrıs sınırında askerlerle hiç taş attın mı? Bırakın sınırı. Ben hayatımda hiç Güney Kıbrıs askeri dahi görmedim. Neden? Nasıl taş atayım? Manyak mıyım ben? Suç sayılıyor biliyorsunuz değil mi? Manyak mıyım oğlum? Neden öyle bir şey yapayım? Kız arkadaşında, sevgilinde aradığın özellikler. Uzaylı olsun. Veya elf olsun, böyle büyü falan yapabilsin. Ya da böyle vampir olsun. Böyle boynumu ısırsın. manyak sapık sapıcı. Ya normal olsun, ne bileyim. Toleranslı olması lazım. Tolerans tanıyabilmesi lazım. Çünkü ben gerçekten çok garip bir insanım. Bana alışması da, bana dayanması da çok zordur. O yüzden tolerans tanıyabilmesi lazım yani. Anlayışlı olması da lazım tabii, o da var. Saçlarını neden uzatıyorsun? Kısa saç sevmiyor musun? Evet, bu soru dünkü videoda da cevapladım buna. Saçlarını kesecek misin diye sormuşlar onlar. Saçlarımı uzatmayı seviyorum. Hani sürekli uzatmayı sevmiyorum. Yani belli bir seviyede olsun istiyorum. Hani belime kadar saç uzatmak istemiyorum veya sırtıma kadar saç uzatmak istemiyorum. Hani böyle iyi. Kısa saç sevmiyorum, evet. Öyle bir huyum var. Ne bileyim ya. Bende pek hoşuma gitmiyor. Aslında kendim kısa saç sahip olmayı pek sevmiyorum. Nerede oturuyorsun ve asıl mesleğin ne? Ben normalde İstanbul'da eğitim için İstanbul'da kalıyorum. Sık sık Kıbrıs'a geliyorum. Zaten yılın yarısında falan Kıbrıs'a geliyorum ben. En az 4 ay Kıbrıs'tayım. Arada tatillerde falan gidiyorum. Herhalde yarısında falan oluyordur. Asıl mesleğim... Yok, benim mesleğim yok daha ya. Daha üniversite okuyorum. Bilgisayar mühendisliği okuyorum. Daha ilk yılı bitirdim. İnşallah bir bilgisayar mühendisi olurum. Abi, tuvaletteyken uzaylı görsen ne yapardın? Ne olur cevapla. Kalp. Benden de sana kalp ahbap. Tuvalette uzaylı görsem.
Altına ederdim. Gene soğuk espriler. Abi neresin, konuşma şiven çok güzel. Bir de yurtta mı kalıyorsun? Ben Kıbrıslıyım ama bu Kıbrıslıların konuşma şivesi değil, daha farklı onlarınki. Benimki böyle anormal, garip, grup bir şey. Hızlı konuştuğum için böyle oldu bende. Bir de yurtta mı kalıyorsun? Yurtta kalmıyorum, evde kalıyorum. Yurtta kalsaydım video çekme işim çok daha zor olurdu. Video muhtemelen daha az gelirdi çünkü milleti rahatsız edebilirim, o da arkadaşlarım olur, o da arkadaşlarımla iyi geçinemem, bir de o var. Hani yurtta kalırım, bir ay sonra ayrılırım, boşu boşuna zaman kaybı, para kaybı. Abi bir de artık düzenli atsam videoları takip etmesi kolay olsun abi, ne olur. Videolar düzenli geliyor zaten. Genelde her gün böyle 4, 5, 6 gibi atıyorum videoları. Ara sıra geç yüklüyorum ama zaten düzenli geliyor videolar. Haftalık program falan diyorsanız öyle bir program yok ya. Genelde hafta içi oyun videoları falan atıyorum. Hafta sonunda işte gizem videoları da ne bileyim. Böyle vloglar falan, bu tür şeyler yani. Ama hoşuma gitmiyor böyle plan programı. Daha önce yaptım. Bir süre için işe yaradı, sonra sıkmaya başladı. Hani sınırlıyor insanı. Sınırlı olmak istemiyorum ben. Özgür olmak istiyorum. Böyle kanatlara uçmak istiyorum. Kanalımı nasıl büyütebilirim veya daha hızlı nasıl video yükleyebilirim? YouTube'a yardımcı olursan. Bak kanka. Yarasa kanadı. Kurbağa bacağı. Kertenkele kuyruğu. Elf kulağı. Bunları alıyorsun. Siyah bir kazanın içine ilk önce su dolduruyorsun. Tabii bunu kazanı iyice kaynatıyorsun. Sonra bunları içine atıyorsun. Giriyorsun, bir tane tavşan yakalıyorsun. Bu hepsi karışınca böyle alacaksın tahta kaşıkla, birer yudum içeceksin her gün. Bittiğinde baştan yaparsın. Bunları yaptığın zaman şey oluyor. Hemen YouTube'da hit yaparsın, merak etme. Ya şaka bir yana, hani espriydi bunlar, şey dalga gelişmedim yanlış anlama. Şaka bir yana böyle bir sır yok yani. Çok basit bir şey. Sabırlı olman lazım çünkü videoların hemen izlenmeyecek. Hani pat diye 2000-3000 izlenmeyecek videoların. Onun dışında daha hızlı nasıl video yükleyebilirim, o benim şey yapabileceğim bir şey değil. Tabi muhtemelen şey yapıyorsan eğer, hani videoyu çektikten sonra direkt atıyorsan hiç montaj render falan olmadan, o biraz uzun olur. Bayağı 7-8 saat sürebilir eğer internetin ortaysa. İlk önce Camtasia, Sony Vegas Pro veya Adobe Premiere gibi programlar kullanarak bu videoları düzenlemen lazım. Düzenledikten sonra renderlemen lazım. Renderledikten sonra zaten bu işlemlerden sonra videonun boyutu bayağı bir azalacak. Ondan sonra yükle. Artık gerisi senin internet hızına kalmış, ne kadar hızlıysa. Kanalı nasıl büyütebilirim? Dediğim gibi yani sabırlı olman lazım, emek harcaman lazım videolarına. Ve kendin olman lazım. Yapmacık olursan seni hemen anlarlar. Başka arkadaşlarından, hani yapmacık olmayacaksın. Başkasını kopyalamayacaksın. Başkasına özenmeyeceksin. Örnek alabilirsin. Örnek almak başka bir şey. Yani kendi bir idealin olabilir. İdeal bir örneğin olabilir ama özenmek başka bir şey. Tamamen başka bir şey. Kendin olacaksın. Orijinallik. Minecraft mı yoksa GTA'yı mı daha çok seviyorsun? Bana bu soruyu mu soruyorsun yani? Bana. GTA tabii. %100, %200 GTA. Allah Allah. Minecraft mıymış, GTA mıymış? Yok şaka bir yana, gerçekten GTA, Minecraft. Hani Minecraft gerçekten güzel bir oyun ama GTA %100. Abi Call of Duty Black Ops 2 çeker misin? Call of Duty Black Ops 2'yi çekeceğim arkadaşım, merak etme dostum benim. Çıkınca çekeceğim. Bundan sonra çıkacak olan her Call of Duty'nin oyununu çekeceğim ama bundan öncekileri çekmeyeceğim çünkü fazla bayağı tepki alıyorum. Call of Duty çekiyorum diye. Ya aslında bir noktada haklısınız. Hani kanalın belirli bir tarzı var ve hani FPS pek o tarza girmiyor. Neyse. Bir süper gücün olsa ne olmasını isterdim? Bana beleş akbil yeterdi. Ya ben hiç yorulmamak isterdim ya. Hiç yorulmamak isterdim. Muhteşem olurdu süper güç olarak. Düşünsene hiç yorulmadan yani her şeyi istediğin kadar yapabiliyorsun. Ne kadar muhteşem bir şey ya. Atıyorum bütün gün video çekebilirim. Bütün gün montaj yapabilirim. Bütün gün kanalın kapaklarıyla falan uğraşabilirim. Hiç yorulmam. Ne güzel şey. Abi YouTube hikayen nasıl ve nasıl buralara kadar geldin? Ben yaklaşık 3 yıl önce mi? 4 yıl önce mi? Neyse, PewDiePie adlı bir tane YouTuber'a baktım. Daha doğrusu şöyle, internette dizilere bakıyordum. Hangi diziler en iyileri falan. Baktım hiç ilgimi çeken dizi falan yok. Ben dedim, bari bir arkadaşım şey demişti. YouTube'da YouTube'daki mini serileri takip ediyorum demişti. Ben girip bakayım dedim. Nasıl bir şey bu YouTube'daki mini seriler? Hani şey vardı, bu Smash'ın falan skeçleri falan vardı. Onlar hiç şimdi skeç gibi şeyler izlemiyorum ama amacım oydu YouTube'a girecekken.
Hani onları bir izleyeyim dedim. Bir keyif alayım, ne güzel mini dizi gibi olur. Şey baktım sonra, en iyi 10 YouTube kanallarına falan baktım. PewDiePie'nin daha o kadar fazla abonesi yoktu. Ama kendi aboneleri bu adamı internetten bu sıralamalar arasında bulmuş ve yükseltmiş. İlk ona bir şekilde girmeyi başarmış. Ben de sondan falan başlayayım dedim. Ben ilk başlarda değildi tabii, birinci sırada falan değildi. Ben de sonlardan başlayayım dedim. Tıkladım bu adama, baktım şey vardı. Slender videoları vardı. Slender videoları çok hoşuma gitti. Sonra Yamemash var. Yamemash, Slender videoları çeken o da. O da çok güzel şey. O Slender'ı çok güzel oynuyordu. Hani PewDiePie kadar iyi bir anlatım yoktu ama Slender'ı çok güzel oynuyordu. Onu da izlemeye başladım. Ondan sonra bu adam Markiplier'la birlikte videolar çekmeye başladı. Markiplier'ın o zaman da 50 bin abonesi vardı. Şimdi de 6-7 milyon var. Sonra onu izlemeye başladım. Baktım bu üçünün abonelerle, kendi adamlarıyla adresi bayağı iyi. Çok iyi. Çok güzel bir iletişim var. Ve bayağı keyif alıyorlar gibi görünüyor. Hem adamların kendi dizileri, kendi şovları falan var gibi. Hani kendi televizyon şovu gibi. Bunların hepsi adam sadece kendi kontrolünde, kendi kişisel medyası ve bu olay benim çok hoşuma gitti. Böyle bir ortam bulma şeyi, böyle bir sanat gibi, çok sanata çok benzeyen bir şeydi bu ve çok keyifli bir şeydi. Bu iletişim çok hoşuma gitti, ben de başlayayım dedim. Tabi ilk önce bayağı ilginç kanallar açtım. Ondan sonra 146 isimli bir kanal açtım, o da bayağı elimde patlamadı, o bayağı şeydi ya, bayağı devam etti de çok kötüydü. O kanalı kapattım sonra. O kanal da devam etti. Ama onunla birlikte ben başka bir kanal açtım. Türkçe. İboy biliyorsunuz oyunsal videolardan. O da başka bir Türkçe kanal açtı. Biz bu kanalları açtık. Sonra dedik ki biz neden birlikte kanal açmıyoruz? Birlikte videolar falan çekeriz diye. Daha fazla birlikte çalışma imkanı buluruz diye. Birlikte kanal açtık. Birlikte videolar çektik. Belli bir süre sonra biz bundan da sıkıldık. Bu kanalı kapattık. Ayrı ayrı kanallar açtık ikimiz de. O şimdi o kanaldan sonra açtığı kanalda devam ediyor bu oyunsal videolar olarak. Daha önce bu neydi? Led Wolf aldı bir tane kanalı vardı. Türkçe, İngilizce değil. İşte İbo ondan devam etti. Ben başka bir kanal daha açtım. Türkçe bir kanal daha açtım. En sonunda ben gittim o kanalda kapattım. Şimdiki kanalı açtım. Keşke şey diyorum ya. Yani, keşke ilk açtığım kanaldan devam etseydim. Neden kapattım ki? Yani utandım falan. Ne oldu? Veya bilmiyorum. İlginç fantezilere girdik vardı. YouTube fantezilerine falan. Yani böyle. Geriye kalanı biliyorsunuz zaten. Normal. Bu kanal. Sanıyorsunuz. Ayakkabı numaran kaç? 45-44 o civarlarda. Kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. 19 yaşına girdim. 19 yaşında doldurmadım. 14 Haziran'da 20 yaşına gireceğim. 19 yaşını dolduracağım. Evli misin? Değilim, 19 yaşındayım. Kız arkadaşın var mı? Yok. Kız arkadaşım yok. Birazcık utanan bir insanım, o yüzden fazla bir şeyleri hiç yapmıyorum. YouTube'a neden başladın? Dediğim gibi az önce anlattığım YouTube hikayemi oradan görebilirsin. Minecraft mod tanıtımları çekmeyi düşünüyor musun? Hayır. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Gelecek hafta için sorularınız olursa veya artık vlogu ne zaman soracağım, videosunu ne zaman yaparsam sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Gelen yorumların dediğim gibi çeşitliliğine ve sayısına bağlı olarak gelecek hafta veya ondan sonraki hafta veya bilmiyorum 2-3 hafta sonra falan gelebilir. Siz merak ettiğiniz bir şey olursa, vermek istediğiniz bilgi olursa, önerileriniz olursa falan yorumlara bırakmayı unutmayın. Ne diyecektim ya ben? Neyse bitireyim videoyu. Aklımda bir şey vardı ama söyleyemedim. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayat lüks yüksünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.